Yeni bir videoyla Merhaba sevgili dostlar bugünkü inceleme konuğumuz bir M2 SSD olacak oldukça hızlı okuma yazma verilerine sahip XPG'nin yepyeni taptaze piyasaya sürdüğü bir M2 SSD olacak bunun ismi XPG Gemmix S70 Blade olarak geçiyor bizdeki 512 GB'lık versiyonu 2TB'a kadar opsiyonlu satın alabiliyorsunuz bunu kendi depolama biriminize göre bunu kullanabilirsiniz. Bu kulaklığın okuma yazma değerleri gerçekten muhteşem. Bunlara da birazdan zaten tek tek değineceğim. Önemli teknik verileri sizlere aktaracağım. Okuma yazma hız testlerinde yine bu video kapsamında göstereceğim sevgili dostlar. Şunu belirtmek istiyorum öncelikle. PCI 4.0 desteği bu SSD'mizde bulunuyor. 7400 MB okuma, 6800 MB yazma olarak fabrika verisi bizlere sunulmuş. Birazdan da sentetik kanlı canlı bilgisayarıma takıp bunun testlerin verilerini de sizlerle paylaşacağım. MK SSD'mizin kendisi çıktığı gibi bir adet de soğutucusu geliyor dostlar. Alüminyum gövde yapıya sahip soğutucu ile beraber normalde bu MK SSD'yi kullandığınızda verilmiş olan sıcaklığın eğer üzerindeki soğutucusu ile beraber kutu içerisinden çıkan soğutucusu ile beraber kullanırsanız %20'ye varan bir soğutma performansı elde edeceksiniz ki ne kadar çok soğutursak o kadar çok verimli okuma yazma verilerine ve bilgisayarımızdaki yaptığımız işlemlere göre çok daha performanslı soğutucusu ile beraber bu SSD'yi kullanabileceğiz. İnce, kompakt ve minimal tasarımı ile ürünü laptoplarda, masaüstü bilgisayarlarımızda hatta ve hatta en önemli özelliği zaten kutu kenarında belirtmişler. PlayStation 5'te ürünü kullanabiliyorsunuz. PlayStation 5 uyumluluğu da mevcut. Yazma hızları, okuma hızları muhteşem olduğu için PlayStation 5 5'te akıcı bir şekilde pratiklik yapıp kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bende bir PlayStation 5 olmadığı için maalesef bunu masaüstü bilgisayarımda denedim. Günün birinde PlayStation 5 alırsam bu tarz ürünleri seve seve deneyebilirim. Bu SSD'mizde SLC ve DRAM ön bellekleme ile beraber video düzenlerken, kurgu yaparken oyun oynarken performans artışı bizlere sunuyor. Maksimum performansa erişmemizi bu ön bellekleme ile beraber çok güzel yere getiriyor. Özellikle hard diskimizde yapmış olduğumuz yani M.2 SSD'mizi içerisine kurulum yaptığımızda Windows'u buna kurduğumuzu varsayalım. Yine yazılımlarımızda atıyorum. Ben Adobe Premiere kullanıyorum. Adobe'yi kullanırken burada yine XPG'nin MKSS'ine kurulumu gerçekleştirdiğimizde buradaki ön bellekleme ile beraber videoların eklenmesi, kurguları yaparken veya bu buradaki mevcut videoları uygulama üzerine atarken, kopyalama işlemlerini yaparken sizi en güzel performans seviyesini ön belleklemesiyle beraber getiriyor ki zaten oyunlarda da güzel bir performans artışı yapabiliyor. 2 TB'a kadar farklı depolama seçenekleri olduğunu söylemiştik. 512 1 ve 2 TB olarak da yine satın alımları mevcut. Bana ürün yaklaşık bir ay önce geldi. Bir aydır test ediyorum. Güzel bir şekilde kullanıyorum. İşte yedeklerimi veya zaman zaman Windows işletim sistemi de kurmuş oldum kurduğumu söyleyebilirim. Gerçekten bilgisayarın açılış, kapanış hızlarının yanı sıra kopyalama veya herhangi bir oyun oynadığınız zaman oyunları bu M.2 SSD'ye yüklediğinizde gerçekten açılış hızları muhteşem seviyelerde. Benim bu zamana kadar kullanmış olduğum en yüksek değerdeki okuma yazma oranına sahip bir MKSS'i de olduğunu da söyleyebilirim. Buradan XPG Türkiye ailesine de bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şunu da belirteyim. 5 yıl ürünümüzün garantisi bulunuyor. Dilerseniz gelin yapmış olduğum sentetik testlerde hangi sonuçları aldım? Gelin bir de bunlara göz atalım. Bu videomuzda XPG'nin Genmix S70 Blade isimli M2 SSD'sini inceledik. Son bir toplayacak olursam benim bu zamana kadar en yüksek okuma yazma değerine sahip olarak kullandığım bir ürün oldu. Bunu da videonun az önceki kısımlarında belirtmiştim. Kullandığım andan itibaren yapmış olduğum editlerde oynamış olduğum oyunlarda Windows'un açılış kapanması vesaire olsun gerçekten muhteşem. Yani ışık hızında bir performans çok rahat vaat ediyor. Kullanmış olduğum süre zarfında çok rahat bir şekilde tüm işlemlerimi aksatmadan ışık hızında bana sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çok fazla tekniksel terimsel detaylara girmiyorum çünkü genelde takipçilerimiz bu kadar tekniksel veriyi sevmiyor. Yalın bir dille, anlaşılabilir bir dille bu ürünü genelde PlayStation 5'te takıp oyun oynamak isteyen ve yüksek okuma yazma hızlarına düşkün olan dostlarımız veya oyun düşkünü arkadaşlarımız için güzel bir hız vadeden MKSSD olarak da yorumlamaya basit bir şekilde çalıştım. Sizler için sevgili dostlar benim değinmeyi unuttum veya sizlerin aklına takılan herhangi bir nokta varsa lütfen yorumlarda da benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kanala abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.